Vladi arkadaşlara merhaba de. Say to hello, this garbage is Vladi. Arkadaşlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hemen şöyle ilerleyelim. Bizim humble ayımızla. Yeni maceramıza devam edelim. Woo, Cola Machine en sevdiğim. Vladi told you where he is from. Vladi is from small box, very dark. Then stupid idiot brought him out of box and it was sad. Now Vladi kendi hayatı hakkında bir tarihi bilgi verdi. Bir kutudan çıkmış falan filan. Burası ne? Bob'un onursal lobisi. Bu ne kadar ses ya. Aa bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar, bilgisayarımın sesini kıstım. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Bob, sanatsal saçmalıkları neden haritamın üzerine yaptın? Kimse yolunu bulamıyor. Evet arkadaşlar, haritanın üzerine Bob resim çizmiş herhalde. Ve yeni bir folyomuz, yeni bir kitabımız. Birinci kitabı beklenmedik şekilde tutunca yazar devam kitabını yazdı. Bu sefer katilin kimliğini arka kapakta yazdı. İçerik ise tamamen dedektifin bir çift pantolon aramasıyla geçiyor. Yine pantolon, yine pantolon. Yazar pantolonları çok seviyor demek ki. Bob, ne kadar ucuza mal edersen et daha fazla lobi olmayacak demiş Ted. Seni yoruyor muyum ayıcık? Hemen şu, burası ne? Meeting room. Toplantı odası. Water cooler. Hemen alalım. Water cooler, water cooler. Bu ne ya? Evet, devam edelim arkadaşlar. Alınabilecek başka şeyler var mı? Evet, burası hangi oda? Burası o yarma, iri kıyım Mısır'ın şu tahtaya resim çizdiği oda. Stupid demiş. Ya bu beni görüp de mi çizdi? Ben bu muyum acaba ya? Ben korkuluk muyum lan yoksa? Lan korkuluk muyum oğlum ben? Dedi ver, ben neye benziyorum? Neyse şunu okuyalım. Aman Allah'ım Bob, bu evrende kimse beni bu tesisin resort'a çevrilmesine ikna edemez. Dur artık seni aptal. Resort'a mı çevirecekmiş Bob burayı ya? Ne diyor? Casino Outline. Tesisin içerisinde tema parkları ve kasino yapılacağına dair bir teklif. Oldu Bob, oldu. Oldu. Kırmızı kalem. Red marker. Gel bakalım. Yanlışlıkla bunun mavi olduğunu zannettin, aldım. Fakat geri yerine koymak isteyeceksin. Çünkü sende bir takım duyguları uyandıracak. Bunun yerine bunu gülen surat çizmek için kullanabilirsin. Çünkü bunu yapmayı seveceksin. Are you sure, brother? Are you sure? Bunlar, burası toplantı odasının gizliliği için yapılmış bir yer. Evet, hi Ted. Merhaba Ted, güvenlik hakkında çok endişelendiğini bildiğimden sana bir iyilik yaptım ve kapının güvenliğini arttırdım. Kesinlikle hoşuna gidecek. Burası Living Quarters. Evet, burası herhalde buranın kapısını açmak için. Burası Ted'in odası. Ama Ted'in odasını, gerçi çalışma odasını görmüştük. Şurada ne yazıyor? Bob, seni pislik. Senin salakça indirimden aldığın güvenlik sistemi yüzünden odama giremiyorum. Tamir ettir şunu. Lobide yatmaktan, daha doğrusu şu mağarada yatmaktan hasta olacağım demiş. Şimdi buraya neleri koyabiliriz? Şu top herhalde. O smiling face çizeceğiz. Bu ne? O da bir şekil. Şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Bu ne? Workplace report. Mısırların silahlandırılıp gözlenmesine dair rapor. Çoğu uyumayı tercih etti. Bir tanesi ise turuncu kutulara yöneldi. Araştırmacılara ne istediklerine dair bir fikir verdi. Yine mi taş ya? Adın neymiş? Shelby. Yeni taşımızın adı Shelby arkadaşlar. Evet! Kutu.
Al şunu. Kesinlikle bulabileceğin en sert kutu. Biri sana sataştığında hemen çıkarıyorsun ve kutunun gücünü gösteriyorsun. Oo, Ted kendi heykelini yaptırmış. Yanında da Bob'un devasa heykeli. Evet Bob, ne düşünüyorsun? Beni neye sürüklediğine bakar mısın pislik? Evet, bu kadar hani anıtı görünce, heykeli görünce kendine de bir tane yaptırmış. Hani ne düşünüyorsun demiş ama Ted Bob altında kalmamış onun. Merhaba Ted, senin de artık büyüye kapılman hoşuma gitti. Yanına benimkine ekledim. Güzel bir denge oluşturacaklar. Evet, gerçekten de çok güzel bir denge olmuş. Hatta kafası sızsın diye şu dağları taşla. Bunlar burada mıydı lan? Siz burada mıydınız oğlum demin? Herhalde oradalardı çünkü konuşmadılar. Tamam o zaman. Dediber geliyor mu? Dediber Rose. Burada bir yer daha mı var? Yes! Burada bir yer daha var. Gerçi niye seviniyorsam. Evet, stupid. Bunu yine o Yarmagül çizdi herhalde. Şu Bob, o kesin. Bu Ted mi? Mısır mı bu? Ted herhalde. Ya da ben miyim lan? Ama ben değilimdir ya. Ben stupid değilim çünkü. Master plan. Fernando'nun planı. Tüm dokümanları yakacakmış. Modaya uygun şapka ve eldivenlerini giyecekmiş. İşe koyulacakmış. Artık Ted ve Bob onun asistanı olacakmış çünkü onların sırlarını biliyormuş. Burası Fernando'nun odası mı? Kapıda bir şey yazıyor mu? Aynen, asistan ofis. Fernando'nun odası. Bu ne? Kamera. Kapalı araba. Şuraya girecek ama şey, eskini her zamanki gibi. Oo, burada bayağı bir şey var. The Planner. Bu mu? Son sayfa ne diyor? 6 şeyden oluşuyor. Sabah 9'da hiçbir şey yapma. 11'de yeni bir şapka ve eldiven al diyor. Sipariş değil. Öğlen aptal mısırlarla eğlenmek için işkence et diyor. Saat 3'te iş çalışmaktan kaçın diyor. 5:45'te yine mısırları işkence et diyor. 6'da da master planı uygulamaya geç diyor. Bugün master planı uyguladın ve öldün geri zekalı. Dur. Resimden belli bak. He. Yoksa ama yok, bunun cesedi yoktu. Bu şimdi bizim eleman, iri kıyım eleman, bu ikisini birden öldürmeyi planlamış. Ama sadece bunu öldürebilmiş anladığım kadarıyla. Evet, asistan kitabı. Bu garip kitap ne diyor? Birkaç chapter içeriyormuş. Çalışma kısımları bulunuyormuş. Her şeyi nasıl parçalarsın? Ofiste nasıl saklanırsın falan filan. Aa, kitabın yazarı da Chaunchy. Chaunchy taşım isimlerimden bir tanesiydi ve topu aldım. Medicine Ball neymiş? Daha hafifini bulabilirdin ama bu senin görevine daha uygun. Burada evet, Fernando diyor bir dostum olur musun ve bu broşürleri tesisin karşısına götürür müsün? Sadece birkaç yüz tane var. Yapabilirsin. Bob'un dediklerini reddet. Yani yapma. Senin nasıl yapman gereken genetik laboratuvarına götürüp reaktive etmek tesisi. Ne demiş? Got more important. Sana daha iyi bir iş buldum. Bir heykeli yukarı çıkar diyor. Heykeli yukarı çıkar. Evet, Fernando seni tembel. Sakın işte anıta dokunma. Daha ne diyor? We don't need... Başka bir şeye ihtiyacımız yok. İkinci kata çık. Ahıra git. Orada mısırların davranışlarını, kendi habitatlarındaki davranışlarını birkaç gün öğren diyor. Ve kas yapmaya çalışma diyor. Burada Don't worry about, kafana takma diyor, bu gözlem işlerini kafaya takma diyor. Onlar kendi, mısırlar kendi notlarını alır diyor. Sen yeni resimlerle takıl diyor. O resim dostum ol ve onları düzenle diyor. Yeni resimler almış yine Bob. Fernando seni hödük.
Ne diyor? Bırak o resimleri diyor. Onun yerine diyor bir kalem al ve benim için baba şunu yaz diyor. Sen kuş beyninin ve salağın tekisin demiş Ted. Ted adamım bunlar seni anlamıyor ya. Ya sen de cırt cırt ediyorsun. Neredesin sen? Ana! Duvarın içinde bug mı oldu acaba? Herhalde bug oldu arkadaşlar. Ben şöyle bir gideyim. Şimdi ben ne aldım? Top aldım. He, topu şuraya koyalım. Neredeydi? He? Topu buraya koyalım. Aa top niye gelmiyor buraya? Topu koyamadık. Buraya bakmıştık. Şimdi bakmadığımız nere var? Aşağı indik. Oraya baktık. Burada başka gidilebilecek bir yer. Aa box. Şunu da koyalım. Sen de mi koyulmuyorsun? He, sen koyuluyorsun. Benim yeni bir yer bulmam lazım arkadaşlar. Şimdi nereye gittik? Buraya gittik, buraya gittik. Bahaneler öyle bir... Aa, saksı. Ama alınmıyor. Buraya geldik. Bu sağa zaten giremedik. Şu karşı kapıya gittik mi? Karşı kapıya gitmedik. Ve yine kola kutuları. Tamam, karşı kapıya gitmedik. Oraya gideceğiz şimdi. Evet, burası da yine Bob'un odası. Bob'un odasının dağınıklığına bakar mısınız sevgili dostlar? Buraya top koyacağız. Tamam. Plant diyor. Evet. Bu ne? Ne bu? Bob bunlarla tesisteki bitkileri dekore edeceğini düşünmüş ama maalesef bitkiler ya, plastik bitkiler içinmiş bu. Maymun yemi. Maymun yemi yer misin la? Başka ne var? Başka da alınabilecek. Aa, Bob'un günlüğü var. Çok merak ederim. Hepsi tamamen kırmızı kalemle yazılmış. Kafasından geçenlerin resimlerini falan çizmiş. Hırslı planlarını yazmış fakat cümleleri hep yarıda bırakmış. Bu ne? Bu ne la? Shit mi bu? Teddy Bear bak bunu yapmayacaksın tamam mı? Bunu yapmayacaksın, pisliğin lüzumu yok. Oo yerde yine bir şey var, bu ne diyor? More status. Oo daha fazla heykel diyor. Daha fazla heykele ihtiyacımız yok. Oo. İşte budur. Yine iki tane tuvalet var. Bunlar niye aynı yere yapıyor ya? O zaman burası da şeyin girişi. Ted'in girişi. Burası da çünkü Bob'un girişi. Geçen sefer de öyle olmuştu. Burada bir duş da var. Şimdi biz ne aldık? Biz bitki bulamadık. Kesebiliyoruz mu? Evet! Dünyanın en kötü yüzünü çizmişim. Çizmek için kalemi aldık. Kalemi de kullandık. Şimdi bir tek bitki bulmak kaldı. Bitkiyi nereden bulabiliriz? Bitkiyi ben burada bulacağımı düşündüm ama sonuçta Bob almış ama burada yok. Şimdi bizim gitmediğimiz bir yer daha var. Bizim gitmedi. Biz buraya gitmedik. Buraya geldik mi biz ya? Buraya gelmedik. Aynen buraya gelmedik. Kapı açıl Sam açıl. Mutfak kapısı açılmıyor. Şu dağınıklığa bakar mısın ya? Burası herhalde Ted'in şeyin mutfağı, Bob'un mutfağı. Ne diyor? Bob salak Fernando nereye saklandı diyor. Ona kahve trenini haftalarca önce çalıştırmasını söyledim. Onu bulursan işe koyulmasını söyle ve sen de bir şeyler yap artık. Seni salak evet. Çok fazla işe yaramaz şey alıyorsun diyor. Bunlar işe yarıyor dostum. Görüyorsun kullanıyoruz yani. Boş boş konuşup benim canımı sıkma. Gel buraya. Önce de topu koyalım. Topu koy. Sonra bitkiyi koy. Bitkiyi koyamıyoruz çünkü bitki deminki odada şey vardı. Bitkiyi koyma yeri vardı. Herhalde ona da işlem yapacağız. Alamı yok. Şunu da keseceğiz. Aynen. Aynen. Aynen Ortingen. Şimdi son olarak bunu da koyacağız ve kapımızı açacağız. Değil mi? Reis değil mi? Açılmadı.
scanning işlem yapıyor ve açıldı. Gel. Didiber gel. Didiber ne oluyor lan? Heh. That does not sound good. Hiç güzel bir ses gelmiyor diyor. Aha! Sonunda karşılaştık. Ben seni buldum. Just like all the others. I must say I'm quite disappointed. Beni daha akıllı zannediyormuş ama ben de diğerleri gibiymişim. Ne? Oo, koru beni. Senin yüzün niye bitki benziyor diyor. Çok salak bir bitkisin sen diyor. Sen salaksın, nasıl buna cüret edersin diyor. Bunu ödeyeceksin. Ne? Oğlum mor, bırak lan şoyu. Helal olsun lan. Boyun ufak ama cesaretlisin. Beni yenecekmiş, planı varmış. He. Bununla benim amacımız... Aslında bizim amacımız aynıymış, sensin dummy. Aslında geri çekilmiyorum diyor. Biliyor musun diyor, burası aslında tamamen diyor gerizekalılardan oluşmuş diyor. So that happened. Evet, böyle bir şey oldu diyor. Teddy'nin odası. Teddy'nin odası benim odamın olmasını isteyeceğim bir yer yani. Şuraya bak, ne kadar güzel lan. Ne kadar güzel. Kendine ne kadar güzel bir oda yapmışsın. Hey mum. Unicorn. Aha, kahve. Kahve. O şeyi, treni çalıştırmamız için gereken ürün. Tamam, bu ne? Gazete. Ya bak, bu gazete okuyor. Diğeri gidiyor. Reklam meklam okuyor yani. Ne diyor? Bob ve Ted bir tane bilim ödülü kazanmışlar. Bunlar gençlikten arkadaş. He? Dünyanın kaderini değiştirecekler bunlar. Ne diyorsun sen? Bu ne diyor? Outlining. Ruby Queen'den bahsediyor. O Kraliçe Queen'den bahsediyor. Kraliçe Queen diğerlerinden biraz daha farklıymış. Kontrol edilemiyormuş. O yüzden hapsetmişler onu. Diğer Mısırlar onu onu takip ediyormuş. Ve çok İngilizvariymiş. Aynen, prenses olduğundan bahsediyor. Bu ne diyor? Ted'in de kendine ait günlüğü. Çok düzenli bir şekilde ayarlanmış paragrafları falan filan. Ted'e tabi uygun, gördüğünüz gibi odası da düzenli. Ne diyor? Bir sürü organizasyon var diyor. Bob'la olan ilişkisinden bahsediyor. Ne kadar üzgün olduğundan, projenin ne kadar berbat olduğundan ve yapay zeka deneylerinden bahsetmiş. Buraya girilmiyor mu? Buraya girilmiyor mu? Ted, senin hayranın moruk. Gel buraya. Teddy Bear. Şimdi biz ne aldık? Aşağıda mıydı bizim? Evet, aşağıdaydı. Fernando'nun odasındaydı. Gelsene. Ya ben bu Teddy Bear'i niye bekliyorum? O zaten geliyor ya, lazım olduğu zaman. Aynen. Koy bakayım. Ben mi gireceğim buraya? Ben niye giriyorum ya? Ya beni şöyle yerlere almasalar iyi olur ya. Bu ne? Bu pis işleri Teddy Bear yapsa çok güzel olur. Vlad'i yapsa. Evet. Nasıl yani? Açılmayacak. Nasıl lan? Hemen mi geçmem lazım? Hayda, kapandı. Oo, Vlad'i hoş geldin. Merdiveni de bulduk arkadaşlar. Bu merdiveni nerede kullanacağımızı biliyoruz. Çünkü bir yerde merdiven görmüştük, hatırlarsanız. Burası mutfak. Çöp. Bu çöpü biz niye aldık ya? Kötü kokabilir diyor. Plastikten diyor. Filpek. Bunu gözünün önünde tut. Ayırma. Diyor. Oo, burada bir sürü şey var ya. Bu ne? Bu kadar çöpü toplaman seni daha az aptal yapmaz, idiot diyor. Bafas ne diyor? Bab bu maskotu çok beğendiği için, favori reklamı olduğu için bunu asmış. Görevliler tarafından kaldırılmalı diyor. Sen bu üçüncü kalite firmayı ne kadar seversen sev diyor. Şu reklamları buralara asmayı kes diyor artık. Bu ne lan? Hayda, yapıştırıcı. Biz bu yapıştırıcıyı nerede kullanacağız? Biz neyi yapıştıracağız acı? Acı biz neyi yapıştıracağız? Şurada ne diyor?
Soda... Ne diyor ya? Ya bunu boş ver. Bir dakika biz kapıdan çıkabiliriz herhalde. Şimdi biz bununla neyi yapıştırabiliriz? Onu bulmamız lazım. Açıkçası kırık olan hiçbir şey gelmedi aklıma. Kırık olan ne vardı? Kırık olan ne vardı? Bunu nerede kullanacağız Tidiber? Belki de kullanmayacağız ya. Ben şimdi şey yapayım. Merdiveni nereye koyacağım biliyorum. En azından ona gideyim. Tidiber gelsene Tidiber. Aa bu kapı kapalıydı. Bu kapı kapalıydı ama bizim ajan açar burayı. Aynen. Oha ne çabuk geldin. Niye bu bütün işleri ben yapıyorum diyor. Lan bütün işi ben yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ufacık şeyler yapıyorsun. Bunu... Bunu yapabileceğimden bile emin değilim dedi. Ama daha sonradan hemen dokunur dokunmaz halletti. Sonra da stupid American garbage diyor. Aptal Amerikan çöpleri diyor. Biz nereden gideceğiz ya? Biz nereden gideceğiz? Yolla... Ya tamamen beynim durdu ya. Buradan bir yerden gidecektik. Aynen. Bura mıydı ya? Aşağıya buradan iniyoruz da. Buraydı herhalde. Burası şimdi hangi taraftaydı ama? Şöyle gidelim. Teddy geliyor musun Teddy? Sesini duymuyorum ayak sesini. Aa dibimde yine. Yine dibimde bitti. Ya bu Teddy... Işınlanıyor herhalde ya. Çünkü bu kadar hızlı gelemez. Hop! Bak şu an yok. Şu an yok. Burası mıydı? Evet burasıydı arkadaşlar. Şimdi ben şunu yerine koyayım. Ve... vedalaşalım. Ayrılık zor. Aa konmuyor. Heh. Bebek! Yukarı çıkacağız. Ne diyorsun? Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz.